Yar ben buradan geç bırakam geç. Eli çocuğunu Amerika uşaklar gönderirsen. Diyarbakır'da anne Hacire Akar oğlunun daha kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP il binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için direnen Hacire anne 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Hacire annenin mücadelesi benzer acıyı yaşayan ailelere örnek oldu. HDP il binası önünde 3 Eylül'de bir araya gelen anneler PKK'ya karşı isyanın ateşini yaktı. Yar ben buradan geç bırakın geç. Ya cezaevinde toprağın altında. Başarın sizin Kürdistan davanıza da. Barışın neresinden söz ediyorsun? Diyarbakır annelerinin çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için başlattıkları evlat nöbeti 365 günü geride bıraktı. Bir yıllık süreçte ne HDP'nin kışkırtmaları, ne PKK'nın tehditleri, ne de ölümcül COVID-19 salgını yıldırabildi anneleri. Ellerinden ne geliyorsa buradayız, tehditlerine de boyun eğmiyorum. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran evlat nöbetinin terör örgütü üzerindeki yıkıcı etkisi ise her geçen gün daha çok hissediliyor. Çocuk yaşta ellerine silah tutturulan onlarca genç PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu, olmaya da devam ediyor. PKK büyük oranda çözülüyor. Bir yıllık süreçte nöbet çadırındaki ailelerden 15'i yeniden evladına kavuştu. Gençlerle ailelerin buluşmalarında duygusal anlar yaşandı. Diyarbakır annelerinin cesaret ve kararlılığı diğer ailelere örnek oldu. Eylem Diyarbakır sınırlarını aştı, yurdun birçok yerinde aileler seslerini yükseltmeye başladı. Diyarbakır annelerinin eylemi Avrupa'da da karşılık buldu. PKK'ya karşı evlat mücadelesinin Avrupa'daki simgesi Maide anne, kızı Nilüfer için Alman meclisi önündeki nöbetini sürdürüyor. Bu acıyı ben kelimelerle tarif edemem. 40 bin tane çocuk yutulmuşlar. Bugün 40 bin tane aile eğer oraya yutulursa HDP biter. PKK biter.